Selamlar. 1267 Hisar bölümüyle yeniden devam ediyoruz. Age of Empires 4 serüvenimize az kaldı. Bitmek üzere son 3 bölüm. Artık Moğol İmparatorluğu serüveninde hani şok ve dehşet, fetih bölümünden sonra artık hakimiyet bölümlerine başlıyoruz. Son 3 bölüm hakimiyet adı altında olacak. 1267 Song Hisarı. Kubilay Han gözünü Çin tahtına dikti. Ancak önünde ele geçirilemez bir hisar ve bu hisarın boyun eğmez garnizonu duruyordu. Hadi bakalım. After a stunning victory over the Hungarian king at the Battle of Mohi, the Mongols seemed unstoppable. Bak seversin aşkım. Bozkırlar. The Great Khan Ögedei. The Mongols pulled out of Europe and returned home. Over the next 20 years, two more great Khans ascended to the throne. Their conquests continued to expand the empire in the east. Then in 1260, the grandson of Genghis became the next great Khan. His name was Kublai Khan. Kublai. He would rock the foundations of one of the medieval world's most advanced civilizations, China. Ben şeye biraz gıcık oluyorum ya. Kublai diyor ya onlar. Ya arkadaş özel isim, ben Michael diyor mu? Michael diyorum değil mi? Yani sen de Kublai demeye zorlayacaksın yani kendini. Ya da atıyorum. This is Shangdu. Aa, Shangdu çok güzel bu arada. It was once Kublai Khan's great northern capital. Hayır, mesela Ögedei diyor, anladın mı? Orada yani dey gün yani. Öyle bir telaffuz var ya. Onu öyle telaffuz ediyor. Kendi dilinde telaffuz ediyor. Yani Ögedei diyeceksin ona yani. Hani telaffuzu farklı bir şekilde çevireceksin atıyorum. And the country was prosperous and well governed. Kublai Khan knew that the key to victory was capturing a strategic city lying far to the south of Shandong. It was called Changyang. Changyang, Zhangyang mı acaba? Shangyang was the gateway to the south and the heart of the Song dynasty's power. Controlling the Han River, a critical access route to cities further along the Yangtze. Capturing Shangyang was Kublai Khan's only hope of becoming emperor of all China. The Mongol horde had to take the city at all costs. Yani nasıl kadının Ögedei diyemesine gıcık oldum bir anda. Çin'in imparatoru olma yolunda hevesli olan Kubilay oluyor bu arada. Kubilay Han ordusunu Song hanedanının en zengin şehrini ele geçirmeye gönderdi. Han Nehri'nin iki tarafında bulunan Xiangyang, Fancheng hisarları doğrudan bir saldırıya hazırlandı. Böyle şey gibi, Anadolu Rumeli Hisarları gibi mi bu? Böyle bir şey mi yani? Hayır abicim, zorlayın yani. Gidin öğrenin, özel isim neticede bu yani. Başka bir şey diyebilirsin. Başka bir kelimeye farklı şekilde telaffuz ediyor olabilirsin. Ama yani bu özel isim yani. Benim ismim Utku. Mesela işte. Ama şey var yani işte, İngiliz ve Amerikalılarda bu var işte yani. Onların diline göre telaffuz edebiliyorlar ama ben edemiyorum. Mesela ben Michael dedim, o Michael dedi. Ama onlar Yütkü diyebiliyor mesela yani. Anladın mı? Zor. Yanlış mıyım aşkım? Ha? Tamam da yani benim de dilim dönmeyebilir yani. Hani. Ya daha da içeriden gülüyor da. Ya bu sadece verdiğim bir örnek yani, buna takılmıyorum da. Not content with rule over his own lands. Yani Ögedei değil yani, Ögedei diyeceksin yani, o sesi çıkartacaksın bana. Ordered his army to the twin cities of Fancheng and Shangyang confident in his tried and tested tactics. Although Kublai's ultimate target was the fortress of Changyang, the Mongols would first have to control its sister city of Fancheng. Yüzgü değil işte, Utku. Söyleyeceksin onu yani, bilmiyorum. Bundan sonra ben de öyle yapacağım aşkım. Sen niye Sara diyeceğim ona. Diğerine de Jonathan diyeceğim. Jonathan diyeceğim hatta. Şey gibi hani Kubilay Han diyoruz ya. Jonathan. Türkçe telaffuzu öyle çünkü. Evet, çocuğun adı Jonathan. J ile başlıyor. Jonathan tam böyle okunuyor. Ben de böyle okuyacağım. Yani neticede fonetiğini kendi dilinde bir şekilde ayarlayabiliyorsun bence. Yolu takip edeceğim herhalde. Bana bir reinforcement gelecek mi acaba? O kadar koştum. Pardon. Bayağı tahkimli falan bir savunma var ha burada. Bana daha büyük bir ordu lazım olabilir yani şu an. Giderek azalıyoruz yani. Hanım da yok. The Mongols spotted a fortified Song camp, blocking the road to the twin cities. Seeing an opportunity to overwhelm the enemy camp, the Mongols called in their reinforcements. Together, the two detachments would strike the camp from both sides, pincering the Song. Hey! Kedi kavgası çıktı arkada, Eda'da da küfür ediyor. Yani bu daha... The Mongols set in motion their plan to seize the twin cities. First, they would meet with an allied force at the gates of Fancheng. This assault force would attack the gates of Fancheng, while the Mongol vanguard would defend the siege weapons firing upon the cities. Başka takviye birlik yok mu? Olaymış, iyiymiş. Aa, iyileştiriyorlar, güzel. Hepsini iyileştirsinler. Şurada bir tane ölmek üzere olan var. Ona bir yardım alabilir miyiz? Şöyle elden ele. Bunlar şimdi Çinli keşler ihanet mi etmiş oluyor? Yoksa hani savaş da olsa her insana yardımcı oluruz tarzı kafa bir şey mi bu yani? Şu atlıların sesine bak ya. Teşekkür ederiz Hacemliler. The Mongols met with the Allied assault force at the gates of Fancheng. As the Allied force charged the gates, the Mongol vanguard moved to defend the siege weapons from Song attacks. The Song burned the bridge to Shangyang, preventing a direct assault on the fortress. The assault on Fancheng was met with a barrage of gunfire, forcing the Allied army to retreat. Şu an görev gitti. With the gates still unbroken and under guard, the Mongols switched strategies and called on a large group of reinforcements to bring in their mobile camp. The Mongols would besiege the mighty twin cities. the Mongols rallied a force on the bridgehead. The Mongol strategy was to hold the city's bridges so that no Song forces could escape and no reinforcements could enter. Yani ben o ticaret şeylerini ne yapacağım acaba? Securing the second bridgehead, the Mongols were one step closer to blocking off all the escape routes. Salt yap diyedir büyük ihtimalle. Mesela Evet. Şu anda sadece şey kaldı yani. Saldırmak. Şey işgal etmesin. The Mongols took up position on the last bridgehead. Seeing that the Mongols were attempting to block the city's escape routes, the Song began planning a counterattack. Gerçi gerek yokmuş. Bayağı at koşturuyorlar derler yani. The Song launched their counterattack on the Mongols holding the bridgeheads. The Mongols had to hold the three bridgeheads against the Song attacks. Tamir ediyorlar. Köprüye çıkmasanız be abi. Şu katapultları indirir mi acaba? Yani devam etmeseler bulundukları pozisyonda tutacağım mı herifleri? Desperate to stop an all-out Mongol assault on their walls, the Song destroyed the remaining bridges to the Twin Cities. Unable to advance, the fortress of Zhangyang remained locked to the Mongols. But with a siege established, the Khan's cause was not yet lost. Yani kendilerini içeri kapatmış oldular. Ben alırım. Ben alırım zaferimi. Başarılı savundu ama Kubilay Çin imparatoru olma arzusundan vazgeçmeyecekti. Bir sonraki bölüm Lumen Sanda Abluka arkadaşlar. Yine hakimiyet bölümüyle devam edeceğiz. Hisar bölümünü geride bıraktık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.